Merhaba, hepinize saygılar sunar, güzel günler dilerim. Oldukça yoğun bir hafta sonuna giriyoruz. Bu hafta sonu hem iç hem dış politikada yaşayacaklarımız, önümüzdeki hafta bizi bekleyen gelişmelerin adeta işaretçisi olacak ve piyasalar kapalı olmasına rağmen ekonomiyi de etkileyecek gelişmeler olacak gibi görünüyor. Önce bugünden ve bu şu anki durumdan başlayalım. Şu anki durumda dış politikadan başlayacağız. Çünkü bütün dünyanın gözü adeta Ukrayna-Rusya savaşını bıraktı. Türkiye, Finlandiya ile İsveç'in işte NATO üyeliğini kabul edecek mi etmeyecek mi, buna kilitlenmiş durumda. Ve burada da yeni gelişmeler var. Nedir o yeni gelişmeler? Adeta bütün bu tartışmanın odağı Amerika Birleşik Devletleri'ne kaydı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu biliyorsunuz 18 Mayıs'ta New York'ta Amerikan Dışişleri Bakanı Tony Blinken'la bir görüşme yaptı. Bu görüşmeden hani çok somut bir sonuç çıkmasa da bütün kapılar kapatılmadı. Ancak bir sonraki gün Amerikan Başkanı Joe Biden hem Finlandiya Cumhurbaşkanı hem İsveç Başbakanı'nı birlikte Beyaz Saray'da ağırladı. Bu nadir görülen bir durum. Birlikte Beyaz Saray'da ağırladı ve dedi ki yani Türkiye reddetse bile üyeliğinizi Amerika arkanızdadır. Yani Rusya Amerika'ya Rusya Finlandiya ve İsveç'e saldıracak. Amerika da buna teminat veriyor. Saldırırsa bizi karşısında bulur diye. Şimdi burada biraz tabii psikolojik savaş taktikleri rol oynuyor. Bunu kabul etmek lazım. Tabii buna da cevap hemen bugün Rusya Savunma Bakanı'ndan geldi. Sergey Shoigu dedi ki böyle bir durum olursa zaten İsveç'in ve Finlandiya'nın açıklamaları bizi çok rahatsız ediyor. Biz bunu ulusal güvenliğimize tehdit sayarız. Hani böyle bir şey geldi, yani bir bilek güreşi, karşılıklı atışmalar var. Tabii Türkiye'nin pozisyonu da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan koydu. Dedi ki en son bugün bayağı da çıtayı yükseltti. Dedi ki terör örgütlerini biz NATO'ya alamayız. Yani adeta İsveç ve Finlandiya işte PKK'ya şey yapıyor diye, işte müsamaha gösteriyor, destek oluyor diye adeta onları da terör örgütü yerine koydu. Ha, bir parantez açalım. Türkiye'ye bu ambargoları uygulayan sadece, yani silah ambargolarını uygulayan sadece İsveç ve Finlandiya değil. Örneğin İngiltere bugün kaldırdığını açıkladı. İngiltere'nin de vardı. Kaldı ki İngiltere bir de hani bu milli muharip uçak filan oranı, onun tasarımını İngiltere ile beraber yapıyor TUSAŞ. Türkiye uçak sanayi. Yani buna rağmen hala Türkiye'ye ambargolar uyguluyordu. Avrupa Birliği üyeliği zamanından kalma ambargolardı. Ama buradaki fark tabii İsveç ve Finlandiya'nın gelip Türkiye'nin kapısını çalmış olmaları, bizi kabul edin diye. Çünkü NATO'da tıpkı Avrupa Birliği'nde olduğu gibi NATO'da da kararlar oy birliğiyle alınıyor. Bütün üyelerin evet demesi şart. Tabii Biden'ın bu sert açıklamayı, katı açıklamayı yapmasına, Biden bir de şunu söyledi, az kalsın unutuyordum, notlarımda var. Dedi ki şu anda Türkiye'ye gitmek gibi, Erdoğan'la görüşmek gibi bir planım da yok bu konuyu. Şimdi bu tabii Ankara'daki asabiyeti artırıyor. O yüzden şey yaptı, yani Erdoğan da çıtayı yükseltti, böyle karşılıklı bir söylem yükseltme, tırmandırma şeyi var. Çünkü aslında bakarsanız Erdoğan diyor ki ya Biden'la konuşmak istiyorum, ben bunu Biden'la halletmek istiyorum. Çünkü zaten Amerika Birleşik Devletleri İsveç ve Finlandiya'yı NATO'ya girsin diye zorlayan, o yüzden Finlandiya değil ama daha çok İsveç ne diyor? Ya Amerika ile Türkiye arasında bir mesele, bunlar halletsin, ben kendi politikamı değiştirmem diyor adeta. Finlandiya farklı, Finlandiya değiştirdi. Finlandiya bu tartışmalardan kaçınmak için dedi ki ya Türkiye ile biz uzlaşalım, her konuyu konuşalım. Finlandiya daha uzlaşmacı bakıyor. İsveç gidin Amerika ile halledin havasında. Putin'in tavrına bakarsanız, Rusya'da Cumhurbaşkanı Putin, o da mesela Zelenski ile, Ukrayna Cumhurbaşkanı ile görüşmek istemiyor. Ne lüzum var diyor. Ya ben Biden'la görüşür hallederim işi. Yani dünyadaki hem küresel hem bölgesel liderler aslında sorunlarını Biden'la halletmek istiyor. Yani böyle birbirleriyle uğraşacak halleri yok. Bu,
Bu böyle bir maalesef diyeyim, maalesef böyle bir gerçek var. Ama NATO üyeleri içinde de buna karşı çıkışlar başladı. Bir örnek var elimizde. Hırvatistan Cumhurbaşkanı dedi ki Türkiye haklı, biz de istiyoruz dedi. Ne istiyor onlar? Bosna'daki Hırvat etnik azınlığın hakları konusunda işte İsveç'ten, Finlandiya'dan, Amerika'dan bir takım tavizler, Almanya'dan bir takım tavizler koparmak istiyorlar. Şimdi tabii Türkiye veto edecek mi etmeyecek mi? Öyle de bir hava oluşturuluyor ki sanki Türkiye veto ederse diyelim İsveç ve Finlandiya'nın girişini, hani dünya yıkılacak, NATO bitecek, Türkiye'nin NATO üyeliği bitecek. Ya arkadaşlar daha 2008 yılında, bakın 2008 yılında Yunanistan Makedonya'nın NATO'ya girişini veto etti. Neden? Makedonya adını kullanamaz diye. Ülkenin adına karşı çıktı ya. Bırakın hani şuraya verdiği destek, buraya verdiği destek diye adına. Neden sonra Makedonya anayasasını değiştirdi, referanduma gitti. Kuzey Makedonya olarak adını değiştirdi ve Yunanistan öyle olur verdi. Kuzey Makedonya'nın yeni adıyla şeye girişine. NATO'ya girişine. Ne NATO sarsıldı ne Yunanistan sarsıldı bundan. Ha şimdiki bu durumdaki bu işin farkı ne? Bu durumdaki farkı zamana karşı bir yarış içinde olunması. Çünkü Rusya'nın Ukrayna'da ilerleyişi sürüyor. Mariupol şehrinde ele geçirirse Donbas bölgesinin Kırım'la bağlantısını kuracak ve hani madem hepsini alamıyorum bu bende kalsın yoluna da Putin gidebilir. Böyle bir şey var. Zamana karşı bir yarış var. Zamana karşı yarış deyince Türkiye de bu avantajı kullanıyor. Benim Ankara'da diplomatik çevrelerden aldığım izlenim NATO zirvesine kadar. NATO zirvesi ne zaman? 28-29 Haziran'da. Yani 1,5 ay var daha. 28-29 Haziran'da İspanya'nın başkenti Madrid'de yapılacak. Şimdi o zamana kadar pazarlıklar devam edecek. Açık söyleyelim, pazarlıklar devam edecek. Yani ne Türkiye kapıyı tamamen kapattı, ne başkaları kapıyı tamamen kapattı. Böyle bir şey durum var, pazarlığa açık bir durum var. Dış politikadaki durum ve bu Türkiye'nin ekonomisini gerçekten etkileyecek. Gerçekten etkileyecek. Yani bunu bir kenara yazalım. İç politikaya gelince tabii Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul'daki büyük mitingi var. 21 Mayıs diye ilan edildi. 21 Mayıs'ta daha önce İYİ Parti lideri Meral Akşener'le beraber Bursa'da bir miting yapmayı planlıyorlardı. Şimdi o olmadı. Meral Akşener İstanbul'daki mitinge katılacak mı? Hayır, katılmayacak. Sadece Cumhuriyet Halk Partisi mitingi olacak. Ancak Altılı Masa'nın İstanbul il başkanlarının buraya katılması bekleniyor. Sembolik destek mahiyetinde katılması bekleniyor. Çünkü şunu hatırlayalım, bu mitingin İstanbul'a alınmasının nedeni ya da vesilesi İstanbul İl Başkanı, Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na ta 2014'te attığı bir tweet mesajı nedeniyle işte 4 yıl 11 ay 20 gün hapis cezası verilmesi ve siyasetten yasaklanmasıydı. Böyle bir dayanışmayı en azından gösterecekler ama 21'inde mesela Ali Babacan'ın da Gaziantep mitingi var. Meral Akşener'in programı var, Ahmet Davutoğlu'nun programı var, hepsinin programı var. Tabii Altılı Masa kendi, herkes kendi ulaşabileceği, kendi parti tabanına ulaşıp onu konsolide etmek aşamasında. Bakalım sonucu ne olacak? Bir sonraki toplantı 29 Mayıs'ta yapılacak. Ankara'da yapılacak. Aynı gün işte Tayyip Erdoğan Atatürk Havalimanı'nda, onun da durum farklı biliyorsunuz, artık pistleri açmaya karar verdiler. Daha önce hepsini kapatıyorlardı. Önce bir Ulaştırma Bakanı Doğu Batı pisti açık kalacak dedi. Efendime söyleyeyim, sonra Erdoğan dedi ki ya Kuzey Güney pisti de açık kalabilir bir ihtimal. Şimdi Murat Kurum Şehircilik ve Çevre Bakanı diyor ki aslında bunlar projede vardı da işte biz sonradan uygulamaya karar verdik falan, her neyse. Böyle bir şey var. Dolayısıyla özellikle muhalefet açısından hafta sonu hareketli.
Ama tabii Erdoğan bütün kamuoyunu muhalefete kaptırmak istemeyecektir. Erdoğan'dan hafta sonunda önemli bir çıkış bekliyorum ben. Önemli bir ya da iki çıkış bekliyorum ben. Onu da siyasetteki etki ya da siyasetteki hareketlenmenin bir parçası şimdiden saymak lazım. Adalet Kalkınma Partisi çünkü kendi içinde bir takım sorunlar yaşıyor. İşte Cahit Özkan grup başkan vekilliğinden alındı. Halbuki daha düne kadar bana bir şey olmaz, işte hiçbir sorun yok filan deniyordu. Artık aslında alıştık yani. Adalet Kalkınma Partisi ne zaman bir sorun yok diyorsa bir sorun aslında açığa çıkmış oluyor. Neden acaba Cahit Özkan görevinden alındı? O da yine dış politika bağlantılı. Biliyorum çoğunuz dış politika izlemek istemiyorsunuz. Daha çok içeriğiyle, ekonomiyle ilgili hak veriyorum, hak vererek söylüyorum ama Birleşik Arap Emirlikleri geldi bizden özür diledi filan, pişman oldu dediği için görevden alındı. Arkadaşlar, yani bir yandan hani iktidar medyasına pompalanıyor ya, işte Birleşik Arap Emirlikleri bak bizle başa çıkamadı da geldi filan, böyle bir durum olmadığında bu kanıtı oluyor, onu gösteriyor. Dolayısıyla bu hareketli hafta sonunu yakından izlemeye ve sizinle paylaşmaya devam edeceğiz. Yeni bir yayında yeniden karşınızda olmak umuduyla. Hoşça kalın.